Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Mâ nakasat sadagatun min malin, ve mâ zâdallâhu abden bi'afvin illa izzen ve ma tevâdâ ahadun lillahi illa rafa'ahullâh. Sadaka vermekle mal eksilmez. Allah Teala affeden kulunun ancak izzetini, değerini artırır. Yani affetmekle insan e, değeri değer kaybetmez, enayi yerine düşmez, e, işte keriz yerine konulmuş olmaz. İnsanlar böyle bakıyor. Yani affedersek işte bizi enayi yerine koyarlar. E, sanki zayıfmış gibi görünürüz, e, değerimiz azalır gibi. E, Peygamber Efendimiz ve meze'da Allahu abden bi affin illa izzen. Af ile Allah kulun ancak izzetini artır şerefini artırır buyuruyor. Allah rızası için mütevazi olanı Allah yüceltir. Üç tane, üç konu var. Üçü de yanlış değerlendirilebilir. İşte sadaka verince malım azalacak zannedebilir. Bir insan bu olmaz diyor Efendimiz. Az, artar. Affetmekle insanın şerefi azalacak zannedebilir. Azalmaz, artar. Tevazu ile insan alçalacak zannedilir. Alçalmaz, Allah onu yükseltir. Müslim 1.69 Açıklamalar hadisimizde üç ahlak esasına temas edilmektedir. Birinci esas sadaka vermekle ilgilidir. Bütün cimrilerin elini kolunu bağlayan başkasına yardım edince servetin azalacağı korkustur. Peygamber Efendimiz bu düşüncenin yanlış olduğunu vurgulayarak sadaka vermekle malın eksilmeyeceğini ifade ediyor. Hatta diğer bir rivayette bunu yeminle söylüyor. Yeminle söyleyeceğim üç şey vardır ki diye. Yeminle söylüyor bunları. Sadaka vermekle malın nasıl eksilmeyeceğini bizzat Allah Teala açıklamakta ve kendi rızası için harcanan malın yerine yenisini koyacağını vaat etmektedir. Ama enfaktum min şeyin fehuve Allah için ne infak ederseniz Allah onun yerine halefini verir. Bir gidenin yerine yenisini getirir buyuruyor. Hadiste ilgili meleğin her Allah'ın günü Allah'ım verene yenisini ver diye dua ettiği ifade ediyor. Diğer bir hadis-i şerifte de Allah'ın iki meleği vardır. Her sabah derler ki Allah'ım infak edene yenisini ver, cimrilik edenin de malını telef et diye dua ederler diyor. Melek de dua ediyor infak eden için. Yine diğer bir hadis-i şerifte kutsi hadiste hatta Allah Teala'nın oğlu ver ki sana da verilsin buyurduğunu görmüştük. Bütün bunlardan şunu öğreniyoruz ki Cenab-ı Hak eli açık kulunun malını bereketlendirmekte, eksiğini kapatmakta, harcananın yerine yenisini vermektedir. Sadaka vermekle malın eksilmeyeceğini böyle anlamak mümkün olduğu gibi Allah için verilen mala karşılık Cenab-ı Hakk'ın sevap vereceğini düşünmek de mümkündür. Yani aklen bakıldığında zahiren verdiğin zaman azalıyor ama gelir sadece bir yoldan değil ki Cenab-ı Hakk'ın işte e, malı gelen malı artırması, daha fazla gelmesi. Min haythu la yahtesib ummadığı yerden mal gelmesi. Giderin azalması veya gidecek e, gider olacak kazaların, belaların önlenmesi gibi pek çok yönden, pek çok kalemden artış, bereket, hayır, fayda insan görüyor. Dolayısıyla ilk bakışta böyle hemen at gözlüğü takmış olarak e işte 3 liram vardı birisine verdim 2 lira kaldı. Niye azalmasın ki gibi böyle düşünmek gerçekten basit düşünmek oluyor. Kur'an-ı Kerim'de bu hayırlı alışverişe temas edilmekte. Allah Teala'nın kullarına cenneti vereceği, buna karşılık onlardan canlarını ve mallarını alacağı ifade edilmektedir. Yani bu manevi olarak da bir kazanç. Malını verirsin, 3 kuruşluk malın bir değeri yok dünya malının karşılığında sonsuz ebedi ve e, en üst derecede nimetler bulunan bir cennet satın alırsın. Bu da e, işte malın artması demektir. Hadisimizdeki ikinci ahlak esası affedip suç bağışlamakla ilgilidir. Kullarını çok seven Allah Teala onlardan birini affeden, hatasını görmezden gelen kimsenin değerini diğer kullarının yanında yükseltir. Cenab-ı Hak kendisi affedici olduğu gibi kullarının da bizim de affedici olmamızı istiyor. Gönüllerin dizgini onun elinde olduğu, yani kalpler onun elinde, düşünceler onun elinde ve gönüllere dilediği gibi hükmettiği için affeden ve suç bağışlayan kimseyi diğer kullarına sevdirip saydırır. Bir insan diğerine başkasını sevdiremeyebilir. Gücü yetmez, mümkün değil. Kalpler Allah'ın hükmü idaresi altındır. o istediğini sevdirir, istediğini nefret ettirir. İstediği düşünceyi ilham eder, istediği isteği arzuyu verir, istediği duyguyla doldurur. Dolayısıyla kalpler Allah'ın elinde. Allah Teala'nın insanın değerini yükseltmesinin bir şekli de kulunu cennetine alması, cennet nimetlerini ona sunması ve böylece kendisine değer verdiğini göstermesidir. Yani affedenin cennete gireceği de müjdelenmiş oluyor. Buradaki üçüncü ahlak esası ise Allah rızası için alçak gönüllü olmak, mütevazi olmaktır. Cenab-ı Hak mütevazi olanları yücelteceği bildiriliyor. Bir mümin sadece iyi bir mümine karşı alçak gönüllü davranacaktır. Buna karşılık kibirli, kendini beğenmiş, burnundan kıl aldırmayan insanlara yukarıdan bakan ve onlara haksız davranan kimseler asla tevazu göstermeyecektir ezilleten alel müminine e'izzetin alel kafirin. Demek ki tevazu da ehline gösterilecek. Böyle kimseler ile gönlünü dünyaya kaptıran, her şeyi parayla ölçen kimselere tevazu göstermeye kalkmak, İslam'ın izzetinden fedakarlık yapmaktır ki buna kimsenin hakkı yoktur. Hak etmeye de demek ki tevazu gösterilmez. Tevazu menfaat perestlik değildir. Tevazu korkaklık hiç değildir. Tevazu hak karşısında boynu kıldan ince olmaktır. Hakkına razı olmaktır. Mümin ancak saygıya hak etmiş bir büyüğünün önünde Allah rızası için eğilir. Tevazu gösterirken aklından hiçbir çıkar geçmez. İşte böyle olan kulunu Allah Teala hem insanlar yanında yükseltir hem de cennetini ve cemalini ikram ederek onu melekleri katında değerli kılar. Hadisten öğrendiklerimiz bir sadaka malı eksiltmez. İki insanları bağışlayan kimsenin değerini Allah Teala artırır. Tabii ki sadaka deyince zekat, sadaka, infak, hayır hepsi dahil. 3. Allah rızası için tevazu gösteren kimse Cenabı Hakk'ın yardımıyla insanların yanında değerli ve itibarlı bir mümin olur.